Doğru renkleri yan yana getirebilmek için doğuştan bir yeteneğe sahip olmanız gerekmiyor. Bu video eğitimde sizinle paylaşacağım püf noktaları öğrendiğiniz takdirde siz de kendinize renk konusunda güvenmeye başlayabilirsiniz. Renkleri incelemeden önce renk teorisi hakkında kısa bilgiler vereceğim. Teknik olarak renk, ışığın değişik dalga boylarının gözün ritinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen yansıması nedeniyle renkler oluşur. Örneğin yeşil bir elma üzerine yansıyan ışıktaki renkleri nesne emer sadece yeşili emmez ve yansıtır. Böylelikle nesneyi yansıttığı renkte görürüz. Newton'un prizmadan geçirdiği ışık ve oluşan yedi renk nedir bu renkler? Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, yeşil, mor ve laciverttir. Bugün kullandığımız renk sistemi ise lacivert dışında üç ana renk. Bunlar ise kırmızı, mavi ve sarı ve üç ara renk. Bunlar ise turuncu, yeşil ve mor renklerden oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar renklerin ruh halini etkilediğini göstermektedir. Özellikle iç mekan tasarımında renklerin psikolojik etkilerinden faydalanabiliriz. Ancak bir tasarımcı olarak bilmemiz gereken renklere verilen tepkilerin kültürel ve bireysel deneyimleri de kapsadığıdır. Tasarımcılar renklerin sembolizminin farkında olmalı uygun durumlarda bunu kullanmalı ancak bunun bütünün sadece bir parçası olduğunu akılda tutmalıdırlar. Kısacası kırmızı kimine göre aşk ve romantizm iken kimine göre savaş ve kan anlamına gelir. Bu durum içerisinde bulunduğunuz duygusal yoğunluğa göre değişebilir. Dilerseniz bir sonraki videoda iç mekanda renk ve ışıkla ilgili ayrıntıları birlikte inceleyelim.